Come on. Hepimiz paracıyız ya. Şu rolden de çıkmak lazım yani. Hepimiz paracıyız. Geçelim bu ayakları. Hadi abi ya. Yani. Hani sandalyeyi düzelteceğim mi? Altında baksın <laughs> Hayır yani bu kadınlar 2-3 yıl sonra şey yapacak tipler sonuçta. Hadi aşkım artık kendi evimize geçelim ya. Sıkıldım ben kira kira dolaşmaktan. Yani bunu kadınlar için söylemiyorum. Erkekler de aynısını ister. Yani partnerinin partnerinin iyi bir gelirinin olmasını her insan evladı ister abi. Yani istemem diye bir şey yok. İster abi herkes ister. Ben istemem diyen yalan söylüyordur. Partnerinin Ortalamanın üzerinde bir gelir olmasın. Şu kapıyı da kapatacağım. Herkes ister abi. Erkek de ister, kadın da ister. Neden istemeyeyim ya? Annes çok iyi bir para kazanıyorsundur. Sen tek başına. Dersin ki abi hiç önemli değil. Ama o zaman çok, hakikaten çok iyi para kazanman lazım. Ya yani çok iyi bir para. Ama mesela ben ortalama para kazanan bir insan olsam. Yani iş hayatına Atılalı çok olmamış bir beyaz zeka olsam yedi işte bin altı bin ee, işte yazılımcı olsam ya da bir şu anda 12 on üç bin alsam ee, biraz ge geçmişim olsa on bin falan alsam on beş bin alsam bile isterim ki eşim bir ayda beş bin kazansın yani en az isterim yani alırsınız arkadaşlar yani özellikle yazılımcıysanız şu anda on bin çok rahat alırsınız ben size söyleyeyim ya benim ablam o sektörde çalışıyor. İyi bir yazılımcıysanız 15 bin çok rahat alırsınız. Yani 5 yıllık tecrübeniz varsa, 5-6 yıllık tecrübeniz varsa şu an yazılımcıysanız 15 bin çok kolay alırsınız. TR, evet TRD abicim çok kolay alırsın. Yanlışlıkla alırsın. Yani yeni yeni çıkan yazılımcı 10 falan başlıyor. Yazılımcıyım 5K. Kanka neden öyle bir şey yaşıyorsun sen? Hemen sana iş bulalım biz bankacılık sektöründen. Bildiğin tasdikli onaylı yazılımcı mısın? Diploman var mı kardeşim? Hemen başlatalım seni. Hemen anında yarın başlatayım. At bana CV'ni yarın göndereyim. Sen i̇ki tane bankaya göndersem direkt girersin alına koyayım. Yapma gözünü yiyeyim. <laughs> Yapma gözünü yiyeyim. Alırsın abi. Benim ablamın bütün arkadaşları o civar para alıyorlar. Şimdi yeri söylemeyeceğim ama benim ablamın bütün arkadaşları o civar para alıyorlar. Yazılımcılar. Benim ablam yazılımcı değil. Grafik elim 7000 alıyorum. Kuzenim 5k alıyor. Mesai ile maksimum 12.000 aldım diyen var. 12.000 alıyorum data scientist'im diyen var. Yani arkadaşlar belki de kendinizi satmayı iyi bilmiyor olabilirsiniz. İnsan kaynaklarındaki kankalar sizi sikmiş olabilir. Kendinizi iyi satmayı öğrenin. Yani şuna emin olun hangi şirkette çalışıyorsanız çalışın. Sizinle aynı işi yapıp hatta daha kötü bir iş yapıp kendini daha iyi satıp sizin 2-3 katınız maaş alan insanlar var Buna bak %100 Var kendinizi iyi satın abi e, Alırsınız yani Yazılımcıysanız şu anda şey demiyorum Türkiye'de iş çok Herkes iş bulur hmm, akıyor falan Beni öyle boomerlarla karıştırmayın Sadece hani fikrim olan bir sektör Yazılım sektörü en azından bankacılık Tarafında back frontend Yazan insanları biliyorum Alıyorlar abi 15 falan alıyorlar yani Kendinizi iyi satmanız çok önemli o HR'la yaptığınız konuşmada iyi satmanız çok önemli. İş beğenmiyor gençler ama yazılımcı insan alırsın ya. Yani, onu söyleyeyim. Alıyorlar. He iki sene ya bir biraz tecrüben olması gerekiyor. How to sell myself. E bunları öğreneceksiniz abi. Ben 6000 alırım front end geliştiriciyim. İşte nerede çalıştığın da önemli kanka. Ha bankacılık sektöründe yazılımcı olmak keyifli bir şey değil. E, ama parası iyi yani. <laughs> iyi yani. İyi, fena değil. Finanstan daha fazla veren daha fazla veren yerler tabii ki var abi. Neyse devam edelim. Ha şunu diyorum. Yani 15 bin lira maaşım olsa bile benim aylık. Ki Türkiye'de ortalamanın üstünde bir maaş. Ben isterdim abi partnerim. Yani isterim abi partnerim 5 lira getirsin isterim yani. Çünkü 15 bin lira çok bir para değil. Ne yapıyor 15 bin lira? 1500 dolar falan yapıyor. Anladın mı? Çocuk mucuk yapacaksın. Bir kenara bir şeyler atabilmen lazım ki ileride o çocuk özel okulda falan okumak isteyecek. Ne yapacaksın abi? Götünden mi çıkaracağım parayı? Hani toplamda bir ayda 2-3 bin dolarımız olsun. Ayda bin dolar bir kenara atayım. isterim yani. Bin dolar bir kenara atayım. Ki ileride çocuğu, çocuğa bir yol çizebilelim. O yüzden bu kızlar boş yapıyor. İnanmayın öyle o para gözde ben para göz değilim. Bunlar rol yani. Bunlar rol erkek kadın fark etmez. İnsan yani bugün bugünün Türkiye'sinde en az bir iki kişinin toplamının 20 bin lira getirmesi lazım eve ki ortalama bir yaşam sürebilesin yani açlık sınırının kaç para olduğunu biliyoruz zaten. 15 bin ortalamanın çok üstü. Çok üstünde değil ama ortalamanın üstünde bir maaş. Temizlikçi Almanya'da 1500 oluyor sor. Sonra... <laughs> 20 olması lazım abi. Ortalama 20 olacak. Kenara iyi para atacaksın. İyi para atacaksın. Arkadaşlar Türkiye'de açlık sınırı kaç para biliyor musunuz? Açlık sınırı 2021. Pardon yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı 2021 özür diliyorum. Arkadaşlar yoksulluk sınırı 9274 lira bir aile için. 10 bin lira desen ona yaklaşık. 9.3 bin lira. Sen bana diyorsun ki 20 bin çok az. 20 bin çok para diyorsun. 20 bin para değil arkadaşlar artık. 20 bin lira para değil. Değil değil. Yani siz böyle biz şimdi fark edemedik böyle her şey çok hızlı rüzgar gibi geçti gözümüzün önünden ama 20 bin lira para değil. Nasıl değil? Abi değil işte. Etmiyor para. 20 bin lira para etmiyor. Yani geçen yılın 20 bin lirası ile bugünün 20 bin lirası ondan önceki yılın 20 bin lirası aynı 20 bin lira değil aga. Yani elinde 100 lira varken ben mesela eskiden Türkiye'ye geldiğimde cebimde 200 lira varsa kendimi safe hissediyordum. Abi şimdi cebinde 200 lira varsa yani bilmiyorum bir yemek yersin, işte bir taksiye binersin. Tam bitti zaten. Siktir git yani. Ondan sonra öldün yani. Öldün abi ondan sonra. Tartışmayalım arkadaşlar. Ülkede açlık sınırı bir ailenin açlık sınırı olmuş 9300 lira. Ben diyorum ki açlık sınırının iki katını kazanacak, yoksulluk sınırı özür dilerim. Yoksulluk sınırının iki katını kaçıracaksın ki kazanacaksın ki toplam iki ebeveyn olarak kenara biraz para atabilesin. 20 bin lira iki ebeveynin getirdiği 20 bin lira aylık normal yani bunu istemen lazım. Bu, bu olmazsa bir geleceğin yoktur onu söyleyeyim. 20 bin lira çok para değil yani o yüzden. Siktreden o, o konuyu tartışmayın devam.